Ve bu geceki son konuğumuz medikal estetik uzmanı Doktor Hüseyin Tırman. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Komple facial terapi sistemi diye yeni bir sistem varmış. Ve bununla da bütün yüzdeki kırışıklar mı gidiyor? Ne oluyor? Nedir bu? Aslında gelişim biraz ihtiyaçlardan doğan bir sistem. Birçok uygulamanın bir araya gelmesi. Mesela şeyden başlayalım. Pardon. Yaşlılık yüzde ne gibi değişiklikler yapıyor? Kırışma okey bizim gördüğümüz ama kırışmanın dışında hani böyle daha içten bir şeyler var mı? Hücre sayınız azalıyor. Dolaşımınız bozuluyor. Hücre içeriğinden kaybediyorsunuz. Keratin yüzeyde artmaya başlıyor. Onun dışında damar yapınız eksiliyor. Yağlarınız aşağı doğru yer çekimiyle hareket etmeye başlıyor. Kolajen ve elastin liflerinizi kaybediyorsunuz ya da gevşiyor. Bütün bunların hepsinin tek tek toparlanması, hepsinin de bir şekilde eskiye nazaran yerine konulabilir şekilde tedavi edilmesi lazım. Hı hı. Ve bu tedavide amacımız bütün bunları birer birer eksik olan tüm noktalara cerrahisiz yani ameliyatsız koymak. Ha peki ameliyatla olan müdahaleler kadar etkili bir sistem midir bu? Yani cerrahi müdahaleye alternatif olabilir mi? Her zaman değil. Doğru hastayı seçmek gerekli. Ve hastanın yaşıyla da çok doğru orantılı. Ama buradaki hedefimiz yüzün komple bütününü, yani göz kapağınızı, gözaltı torbanızı, burnunuzu mümkünse, onun dışında ağız çevrenizi, kırışıklıklarınızın tümünü, gerdanınızı, dekoltenizi, ellerinizi, hatta mümkünse saçlı derinizi de bir şekilde daha önceki 4-5 sene öncesine getirip yeniden yaşlanabilmek için size bir kredi sağlamak. Ha bunu yaptırdıktan sonra tekrar tabii aynı şeyler oluyor. Peki bunu ne kadar da bir yaptırmak gerekiyor? Bunun bütün programlar kişiye özel hazırlanmakta. Yani bunun bir şablon formatında değil. Ameliyat da olsanız, krem de kullansanız, buna benzer uygulamalar da satın alsanız, neticede cildinizin bir şekilde yıpranması ve yaşlanması devam ediyor. Amaç burada bunları geri alarak sizin tekrar aynı krediyi kullanmanızı sağlamak. Peki ameliyat yapmış bir kişiye de daha sonradan bu kullanılabiliyor mu? İkisi bir arada uyguladığımız hastalarımız oldu. Ameliyat öncesi ve sonrası. Amaç burada cildin kendisini hazırlamak. Yani histolojik yapıyı tamamlamak. Hı hı. Ameliyat da fonksiyonel bir germe işlemidir. Yani fiziksel bir temastır. İkisi bir arada çok daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Peki hangi yaştan itibaren? Mesela hani bunu yaptırmak için ya da böyle hani ameliyatsız yöntemlerle gençleşmek isteyen kişiler için soruyorum. Hani iyice kırışayım da mı yaptırtayım? Yoksa hani böyle küçük küçük kırışıklar başladığı zaman ya da hissettiği zaman onları bu müdahalelere başlaması mı daha doğru? Aslında bu tamamen bir ihtiyaç. Yani sizin algılamanızla ilgili. Biz hiçbir zaman hayat kurtarmıyoruz. Yaptığımız işlem tamamen kişinin kendisini iyi hissetmesiyle ilgili. Eğer vücudunuzda rahatsız olduğunuz, özellikle yüzünüzde bir bölge varsa, biz o bölgeyle yönelik ameliyatsız neler yapabiliyoruz? Onları geliştirip onunla ilgili size cevaplar üretmeye çalışıyoruz. Anladım. Peki hangi nerelere bu uygulanabiliyor? Dediğim gibi saçlı deriden başlayın. Alnınızdaki tüm sorunlar, lekelenme, kırışıklık, kılcal damar sorunları cildinizin tümündeki, göz kapağınızın biraz gevşemesi ve sarkması, gözaltı uygulamaları, burada torbalanma veya çok geniş yağların boşalmasıyla çökmeler olabilir. Burun çevresindeki çalışmalar, burun zaman içinde kaybettiği hacmin, volümün yerine konması ya da varsa burun zaman içerisinde hacim mi kaybediyor? Evet. Atıyorsunuz. Nasıl oluyor? Özellikle burun kemiğinin çöktüğünü görürsünüz yaşlı insanlarda. Veya burundaki kıkırdağın aşağıya doğru indiğini, yani burnun daha böyle aşağıya doğru bakmaya başladığını görürsünüz. Onlar volümlerle desteklendiğinde sizi daha genç gösterirler. Çok önemli. Bunu ilk defa duydum vallahi. Bak bu kadar bu kadar konu konuşuldu ilk defa hani bu. Aynı zamanda bu bölgede gördüğünüz gibi yağlar göç ederek aşağıya doğru bir oluk oluştururlar. Onu biliyoruz canım. Evet, burada volüm buranın eritilip buraya volüm konulmasıyla yine hani bir dolguya gerek kalmadan başka yöntemlerle de yine yerine konulabilir. Keza sizi çok rahatsız edecek olan ileride ağız çevresindeki sorunlar olabilir. Dudaklarınızın, kaslarınızın güçlenmesiyle aşağı doğru göç etmesi ya da gerdan sorunlarınız veya dekoltenizdeki başka problemler. Bunların hepsi ameliyatsız toparlanabiliyor. Peki mesela bütün bunlar gidiyor da eller falan ne oluyor? Eller de aynı şekilde derinizle kaplı. Yani deriyle ilgili yaptığınız bütün çözüm önerileri ellerinizde de cevap verecektir size. Ha yani yüzünü yaptırıp hani elini yaptırmamak olmaz. Tabii bütündür. Yani bir hanımın yüzük takamaması kadar kötü bir şey yok. Elinizi o yüzden sonuna kadar yüzüğü olmaması gerekir. Olabilir değil mi?
Peki bu mesela hani cerrahi, yani bir ameliyat olacağın zaman giriyorsun, işte biliyorsun ki 3 saat, 5 saat, 4 saat ameliyatın evet. oluyorsun, çıkıyorsun. Ondan sonra da bir işte 10 gün, 15 gün içerisinde de o morluklar falan filan gidiyor. Bunda mesela ne kadar, kimin ne kadar gelmesi lazım, kaç seans gelmesi lazım, nedir oradaki detaylar? Burada tamamen kişiye özel hazırlanıyor bütün program. Cildinizdeki hangi eksikliklerin daha baskın olduğuna yönelik tedavi planları hazırlıyoruz. Amacımız sizi günlük hayatınızdan koparmamak. Ameliyat sonrası bir süre hayatınızdan geri kalmaktasınız. Burada ertesi gün hayatınıza devam edebileceğiniz uygulamalar hazırlanıyor. Ve bunun tabii ki aşamaları var. Yeni bir cilt elde etmek için aşağı yukarı 30 ile 45 gün zaman lazım. İyi bir dolaşım minimum 3 ayda geri geliyor. Kolajenle ilgili cevaplar da 6 ay geliyor. Bizim ortalama programlarımız 2-3 ay arasında. Ondan sonra hastaların zaten gelişmeleri bizden ayrılsalar da görmekteler. Peki her hafta mı gelinmesi gerekiyor yoksa hani bu tarz şeyler için? Çok uzaktan gelen hastalarımıza biz 15 günde bir de aldığımız oluyor. Yani bu tamamen kişinin bize ulaşmasıyla ilgili. Ve dediğim gibi amacımız bize sosyal hayatından kopmadan o insana bir takım gelişmeleri, bir takım olanakları sunmak. Siz, pardon. Buyurun. Buradaki mantık kişiyi zorlamak değil, yapabilenin en iyisini ortaya çıkarmak. Peki siz kendinize yaptırdınız mı hiç? Benim biraz dudaklarım köşeleri zaman içinde aşağı doğru dönmeye başlamıştı. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. En azından somurtkan ya da yorgun gözükmediğimi düşünüyorum. Ay bir durur musunuz gülmeden? Ay o da siz çok gülerken zor. Çok zor değil mi? Ay Bera, insana böyle oluyor değil mi? Bir anda mesela deminden beri hiç gülmeden söylüyordunuz. Şimdi bir anda öyle başladınız. Tabii hani zaman içerisinde buralar da daha aşağı iniyor. Onlar evet. mı yukarı çıktı? İki tane kasınız var bu bölgede. Dudak köşelerini zaman içinde güçlenerek aşağı doğru çekiyorlar. Bu şekilde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bu benim kendimde beğenmediğim bir taraftı. Şimdi bu kadar çok şey yaparken kendi eksiklerimi evet, gidermemem yani, değil mi? Evet, insan bir dokundurur, doğru. Onun dışında başka peki, problemler. Peki bu tekrar eskisine ne zaman dönecek mesela? Her uygulamanın farklı dönüşü var. Kimileri çok daha geç, uzun sürede dönüyor. Bazı uygulamalar mesela botoks uygulamaları gibi ürüne bağlı. Ürün tamamlandığında yok olan uygulamalar da var. Peki buna hani iğneyle mi bir şey yapılıyor yoksa bir hani bir aletle böyle ütüleniyor mu nedir? Şimdi anlaşılabilir olması için isterseniz bahçe gibi düşünelim cildimizi. Önce orada çok büyük problemler varsa ciddi bir harfiyat yapmak lazım ya da daha küçük bahçeye sürmeniz lazım. Bunu mikro peelingler veya peelinglerle yapabilirsiniz. Çeşitli enjeksiyonlardan yardım alabilirsiniz. Radyo frekanslardan yardım alabilirsiniz. Lazerlerden yardım alabilirsiniz. Kullanabileceğiniz çok fazla ekipman var. Dediğim gibi biz burada sadece hangi uygulamada hangi ekipmanın size daha çok ihtiyacınızı karşılayacağını ve çok özel bölgelerde de göz çevresi gibi kendi deneyimlerimizle oluşan yanıtları sunuyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey geldiğiniz için. Ameliyat ederim. Olmadan da gençleşebileceğimizi söylediğiniz için. İyi ben çalışmalar dileriz size sağ de. Olun. Ve sayın seyirciler böylece programımızın sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte saat 23'te karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bitti şimdi şekerim program. Nerede kalmıştık? Vodafone, Sabah Tümer'le bu geceyi sundu.